6 Nisan 1994'te Ruanda Devlet Başkanı Juvenal Habyarimana'nın uçağını düşüren füzeyi kim fırlattı? Soruşturmayı sonlandıran Fransız uzmanlar bu soruya somut bir yanıt getiremese de Devlet Başkanı Paul Kagame'nin taraftarlarının olayla bağlantısı olmadığını açıkladı. Hutu kabilesinden gelen Habyarimana'nın öldürülmesi Ruanda'da soykırımın başlamasına yol açtı. Birleşmiş Milletler'e göre 100 günde 800 binden fazla Tutsi katledildi. Olaylarda ülkedeki Fransız askeri birliklerinin güvenliği sağlamada yetersiz kalmaları Paris ile Kigali arasındaki ilişkilerin gerilmesine yol açtı. 16 yıl sonra Fransız yargısı tarafından açıklanan balistik raporu ise acı gerçeği ortaya çıkardı. Ruanda devlet başkanını hedef alan saldırı Tutsiler tarafından değil başkanlığın yakınındaki Hutulara ait bir askeri kamptan yapılmıştı. Yayınlanan rapor Başkan Kagame'nin avukatı tarafından dün onaylandı. Müvekkillerim başkanın uçağına ateş açılan yerin Kanombe kampı olduğunu belirten raporu onayladıklarını belirtmek isterim. Fakat saldırıya kurban giden başkanın eşi Agathe Habyarimana raporu dikkatli bir şekilde inceleyeceklerini açıkladı. Bu uzmanların konuşma şekli, 300 sayfalık raporun vardı, sonuçları hep beraber göreceğiz. Tabii ki detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. 2010'da Ruanda hükümeti tarafından yayınlanan raporda Fransız raporunu onaylar nitelikteydi. Habyarimana'nın Kagame taraftarlarıyla bir anlaşmaya varmasını engellemek için başkanın yakınındaki kişiler böyle bir girişimde bulunmuştu. L'avion a été abattu par... Kanombe askeri kampından fırlatılan bir füze uçağı düşürdü. Bu şartlarda sorumlular sadece askerler olabilir. Fakat Fransız yargısı tarafından 2006'da başlatılan soruşturma ise bu iddiayı yalanlar nitelikteydi. Soruşturmadan sorumlu Fransız yargıç Başkan Kagame'nin yakınları hakkında yakalama emri çıkardı. Yargıca göre Kagame'nin başında bulunduğu Ruanda vatansever cephesi başkanın uçağını düşürmüştü. Bu suçlama Paris ile Kigali arasındaki ilişkilerin çok kısa süre öncesine kadar askıya alınmasına yol açtı.